Merhaba ben John Green. Bugün hızlandırılmış kursun büyük tarih bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde aklınıza gelebilecek her şeyi kapsayan 13,8 milyar yıllık muazzam bir tarihten söz edeceğim. O büyük patlamadan, bugüne uzanan tüm süreçten ya da belki dünyaca ünlü bilim kurgu yazarı Douglas Adams'ın Yaşam, Evren ve Her Şey diye adlandırdığı hikayeden. Bay Green, Bay Green, bu tarih filan değil, bilim ve bilim ineklemeyi sevenler içindir. Hah işte mazideki halim. Halbuki daha en başında inek öğrenci yakıştırmasını benimsemiş olsak her şey çok daha kolay olacakmış. Şu fotoğrafa baksanıza aman tanrım. Neyse bu detayı unutalım. Akademisyenler tarihi yazının icadına dayandırır. Zira geçmişte olup bitenlere dair en somut bilgilere yazılı kaynaklardan ulaşırız. Evet doğru yazının icadı insanlık tarihinde muazzam bir adımdı. Fakat genel anlamda tarih hangi noktada başladı diye sorduğumuzda evet işte bu fazlasıyla tartışmalı bir konu. Sanki kumun üstüne bir çizgi çekip tarih tam da burada başlıyor demişiz gibi. Büyük Tarih adlı bu bölümde tarihe gerçekten de başlamıştık başladığı noktadan başlayacağız. En azından öyle olduğunu düşündüğümüz yerden yani evrenin oluşumundan ve hikayenin evrenin sonunda son bulacak olduğunu da söyleyeyim. Lütfen ben öldükten sonra olsun bu. Aslında öyle olacağını çok iyi biliyorum ama benimki kuruntu işte. Neyse bu videoda değineceğimiz şeyler yer yer geleneksel tarihçileri dehşete düşürecek cinsten olacak zira gelecek hakkında öngörülerde bulunurken fizikten yararlanacağız. Hikayeyi hiç bilmeyenler için hemen bir uyarıda bulunayım ki sonra tadı kaçmasın. Derhal kulaklarınızı kapatın. Merhaba ben John değilim. Ona çok benzediğimi düşünüyorsanız mantıklı bir açıklaması var. Biz kardeşiz. Ben Hank. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evrenin 13.8 milyarlık tarihine Amerikan tarihini okuyup öğrenmek için harcadığınız zaman ayırırsanız sonuç üstran olur. Aynı çözünürlüğü yakalayamaz. O kadar ayrıntılı bilgi edinemezsiniz. Amerikan tarihine dair belli olayları, tarihleri bilmek önemli tabii ama söz konusu büyük tarih olunca takdir edersiniz ki ölçek bayağı değişiyor. Evrenin geçmişine baktığımızda tarihsel anlamda çok daha kapsamlı sorularla karşılaşıyoruz. Bu soruların cevaplarını araştırmak da ancak evren portresinden yeterince uzaklaşıp onu birebir ölçekle görmekle mümkün. Yani resmi uzaktan bakınca tuval bütünü görüyorsunuz. Büyük resmi görmek dedikleri de bu. Ama tabi evren söz konusu olunca aslında kozmoloji, jeoloji, biyoloji, sosyal bilimler, edebiyat, fizik aklınıza gelen ne varsa hepsini her şey içeriyor. böylese muazzam ölçekli bir oluşumun muazzam miktarda ayrıntı barındıracağını düşünmek zor değil. Bununla birlikte akla gelen bir soruyu cevaplamak adına ne ölçüde ayrıntıya girileceğini yine o soru belirliyor. Zira bazı sorular ancak resmi uzaktan bakıldığında düşünülebilir hale geliyor. Uzaktan bakmak demişken bakın tüm zamanların en büyük, en ünlü fotoğraflarından biri dünyanın doğuşu. Apollo 8 görevindeki astronotlardan biri olan William Anders bu fotoğrafı 1968 1968'de ay yörüngesinden çekmiş. Aydan bakıldığında gezegenimiz nasıl ufak değil mi? Lastik bir top gibi. Sınırlar yok, insanlar yok, binalar yok. Yalnızca güneşin aydınlattığı okyanusları, bulutları ve kara parçalarını görebiliyoruz bu fotoğrafta. Doğrusu böyle bir ölçekten bakmak bana bakış açısı kazandırıyor. Bu sayede beni evden buraya getiren benzeri motordan tutun. Nepal'deki siyasi istikrarsızlığa, her şeyi yeryüzündeki hayatın tüm karmaşasını, büyük gelişen yaşayan çoğalan, devasa boşlukta yer edinen bir yaşam yığınının parçası olarak bunları görebiliyorum. Demek istediğim bu fotoğrafı fiziksel uzay için yaptığını büyük tarih her şey için yapmayı hedefliyor. Yani burada varlık kavramını tüm yönleriyle her şeyiyle ele alıyor. Devasa ölçekteki bir varoluş sürecinin en büyük en kritik dönüm noktalarını belirlemeye çalışıyoruz. Ve tabii bu süreçte neyi nasıl bileceğimizi nasıl bileceğiz bu da önemli. Pekala hemen düşünce balonuna gidelim. Evren büyük baya büyük hem de üstelik 13,8 milyar yaşında aşağı yukarı 13 milyar 800 milyon yıl böyle bir zamandır bir idrak etmek çok zor. O yüzden gelin bunu 13 yıl yapalım. Aciz beyinlerimizle böylece anlayalım anlamakta güçlük çekmesin. Böyle bir zaman ölçeğinde evren 13 yıl önce yani 2001 yılında oluşmuş oluyor. Yani hani hani George W Bush'un e, başkan seçildiği sene. O tarihlerde çoğumuz internete çevirmeli A modemleriyle bağlanıyorduk değil mi? Bundan 12 yıl önce de yıldızlar ve galaksiler şekillendi fakat Dünya'nın oluşması için 7,5 sene daha geçmesi gerekiyordu. Yani gezegenimiz bundan 4,5 yıl önce var olmuş oluyor. Yaklaşık 6 ay sonra yani bundan 4 yıl önce de Dünya üzerinde tek hücreli canlılar boy göstermeye başladı. Çok hücreli organizmaların ortaya çıkması ve Dünya üzerindeki canlı çeşitlerini birden artması buna kambriyen patlaması da deniyor. Tek hücreli canlıların oluşumundan neredeyse 3,5 yıl sonrasına denk geliyor. Demek istediğim yeryüzünde karmaşık yapıdaki yaşam formlarının oluşması aslında gayet yakın bir zamana tekabül ediyor. Tabii öncesindeki sürece kıyasla yakın zamana. Böyle basitleştirilmiş bir zaman ölçeğinde düşününce dinozorların yeryüzünden silinmeleri bundan yaklaşık 3 hafta önce gerçekleşmiş bir şey. Zaten ben de en son Facebook hesabıma o zaman bakmıştım. İnsan türünün ve şempanzelerin ortak atalarından ayrılmasıysa daha 3 günlük bir olay. İlk homo sapiens yani bugünkü insan ırkının sadece 50 dakika önce ortaya çıktığını görüyoruz. E-posta hesabımda 50 dakika önce bakmıştım. İnsan ırkı olarak Afrika'dan çıkalı 26 dakika oldu. Kızı dediler Amerika kıtasına 6 dakika önce ayak bastı. Ben de Twitter hesabıma 6 dakika önce baktım. Tarımla uğraşmaya 5 dakika önce başladık. bunların Mısır'ı 3 dakika önceydi. Büyük ve bas salgını 24. Sanayi devrimi 6. Birinci Dünya Savaşı 2 saniye önce. Soğuk savaş aydaki ilk insan doğumumuz internet hamburgerler. Evet bunların tamamı da son 1 saniyeye sığıyor. Ama tüm bu süreçte karmaşık yaşamın ve insanlığın yeri birçok açıdan apayrı. Teşekkürler düşünce balonu. Ha aklıma gelmişken Moğollar tabi onların yeri her zaman apayrı. Pekala en başından başlayalım. Yani büyük patlamadan. Bir saniye henkele durdur dur anlamıyorum. Büyük patlamanın her şeyin başı olduğuna nasıl emin oluyorsun? Yani büyük patlamadan önce ne vardı ne oldu? Evet, şöyle söyleyelim. Kuramsal fizikçiler uzay ve zamanın iki farklı şey olmadığını söylüyorlar. Bunlar aslında tek bir şeyin iki ayrı ifadesi, yani uzay zamanın. Uzay zaman büyük patlamayla ortaya çıktı. Yani öncesinde zaman diye bir şey yoktu. Dolayısıyla büyük patlamadan önce ne oldu diye sormanın pek bir manası yok. O zaman zaman yoktu. Aciz beyinlerimizin bu fikri anlamlandırması zor ama e, kozmoloji böyle zorlayıcı fikirlerle dolu. Görme engelli birine renkleri anlatmaya çalışmak gibi bir şey bu. Bizi böyle bir çıkarıma götüren şey gözlemlediğimiz şeylere şahane açıklamalar getiren matematik. Zaten zaten sadece kendi algılarımızla, idrak düzeyimizle anlayabileceğimiz şeyler değil bunlar. O kadar soyut ve karmaşık ki benim diyen bir fizik deyasını bile hayal edebileceğinin çok ötesinde. Yine de evrene dair bir zaman cetveli oluşturacak olursak zamanın oluşumunu başlangıç noktası kabul etmek fena bir fikir değil bence. Bunu yapmak zorundayız. Büyük patlama evrenin içinde gerçekleşmiş bir şey değildi. Üstelik bir tür boşluğun içine yayılmış bir şey de değildi. Tam olarak zaman ve mekanın ortaya çıktığı andı. Patlayan şey evrenin ta kendisiydi. Akıl almaz ölçüde küçük bir noktadan, akıl almaz ölçüde geniş bir hacime ve yine akıl almaz ölçüde hızlı bir biçimde genişlemişti evren. Evet, büyük patlamadan söz ederken akıl almaz yakıştırmasını yapmamak pek de mümkün değil sanki. Ve aynı ifade büyük tarihe dair herhangi bir şeyden bahsederken de bu şekilde kullanılıyor. Siz de bunu yaşıyorsunuz. Rubasen etrafınıza bakar ve sanki yeni fark ediyormuş gibi kilir şaşılırsınız. Tanrım olacak şeydir. değil. Bu ağaçlar bu tabiat nasıl ortaya çıktı dersiniz. O konuya da geleceğiz ama şimdilik evrenin fazlasıyla çalışkan olduğunu, ağır işlerin büyük kısmını da o ilk birkaç saniyede hallettiğini söyleyebiliriz. Kendimden şöyle bir örnek vereyim. Sabah uyandığım andan toparlanıp ayağa kalkana kadar aşağı yukarı 20 dakika geçiyor. Gelgilerim evren zamanı verimli kullanarak yani bu konuda benden çok daha becerikli olarak e, çalıştığı kesin. O ilk saniyenin bilmem kaçta 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 kaçı kadar kısacık bir dilimde bir atomdan kat ve kat küçük bir şeyden kocaman bir greyfurt büyük Düğüne ulaştı. Ya da şöyle düşünelim. Tenis topu büyüklüğündeki bir cismin göz açıp kapayana kadar 90 küsür milyar ışık yılı çapında bir şeye dönüştüğünü hayal edelim. Bu kozmik şişme kuramı matematiksel olarak zaten uzunca bir süredir destekleniyordu. Fakat son zamanlarda bu kuram Güney Kutbu'nda yürütülen BICEP adlı bilimsel projede elde edilen sonuçlarla da ciddi biçimde desteklenir hale geldi. BICEP'in pozularla bir alakası yok tabi. Patlama anından 10 saniye sonra evren atomik kuvvetler, kütle çekimi ve elektromanyetizma gibi tanıdığımız ve sevdiğimiz fizik kurallarını olağan biçimde işletir hale geldi. İşte büyük patlamayla ortaya çıkan antimaddenin ya da karşıt maddenin tümü madde ile birleşip kendini imha etmiş. Gerisi ise patlamada ortaya çıkan maddenin yalnızca milyarda biri kalmıştı. İşte o milyarda bir aslında her şey. Aklımıza gelebilecek her şey. Her bir kum tanesi, her bir yaban mersini ya da gökyüzünde gördüğümüz her bir yıldız. Her şey. Bir milyar bir sayı olarak ne kadar büyük geliyor değil mi? Ama burada milyardan değil milyarda birden söz ediyoruz. İşte o büyük patlamadan geriye kalan her şey görüp göreceğiniz her şey o milyarda birlik kesire sığıyor. Termodinamiğin ilk yasası şöyle der. Madde ve enerji yaratılamaz ve yok edilemez mez Şu an sahip olduğumuz her şey o zaman da vardı. Mesela vücudumuzu oluşturan maddelerin tümü 13,8 milyar yıl önce de vardı. Sadece biçim değiştirdiler. Patlama anından yalnızca 3 dakika sonra evren son derece basit yapıdaki iki elementin hidrojen ve helyumun atom çekirdeklerinin şekillenmesine elverişli hale gelecek kadar soğumuştu. Evet evren soğumuştu dedim ama bu soğuma görece bir soğumaydı. Şu akıl almaz lafını sık kullanmak istemiyorum ama evren o sıralar akıl almaz derecede sıcaktı. Radyasyonun yani ışımanın yaydığı ısıyla fokur fokur kaynayan bir kazanı andıran evren büyük patlamadan 380 bin yıl sonra nihayet biraz sakinleşti ve sıcaklık 2700 Celsius derecelere düştü ve bu durum madde ve radyasyonun ayrışmasına imkan sağladı. Hatırlayalım madde dediğimiz şey aslında enerji iyice yoğunlaşmış katılaşmış hali. Kas katı enerji yığını ne yalan söyleyeyim ben o kadar katı değilim. Her neyse 2700 küsür Celsius derecelerde radyasyon nihayet evrenin içinde serbestçe yayılabildiği şartlara kavuşmuş oldu. Ve biz bugün bu durumu büyük patlamanın ardından yaşanan karanlık çağların sonu ve kozmik arka plan ışıması diye adlandırdığımız göz alıcı bir ışığın doğuşu başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Aslında bundan güzel bir müzik grubu adı doldurmuş. Büyük patlamanın en somut kanıtlarından biri kabul edilen bu ışımaya fizikçiler evrenin parmak izi diyor. Çünkü kapı evrenin her yerinde. Hani bazen radyoda kanal bulmak için kendimiz elle arama yaparız da hiçbir radyo istasyonunun bulunmadığı frekanslara denk geliriz ya ve belli belirsiz bir ses duyarız. İşte bu ses kozmik arka plan ışımasının radyomuza ulaşan parazitli sinyalleri oluyor. Yani bir bakıma evrenin çocukluk çağına ait sesleri biz dinlemiş oluyoruz bazen neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt etmek zordur. Hele ki böylesine uzak bir geçmişten söz ediyorsak İşte bilim insanları ve bilim bu yüzden var. Olgusal gerçekleri bir gübre öbeğinden ayırıp çıkarabilen mükemmel sistem. Gayet sınırlı duyularımız ve algılarımızla varabileceğimiz son nokta muhtemelen 19. yüzyıl bilim adamlarının vardığı noktayla aynı olacak. Evren, durağan, ölümsüz ve sonsuzdur düşüncesi. Sonra aklımıza kullanıp bu fikri bir üst kademeye taşıdık. Eğer ki evren sonsuzsa ve sonsuza dek e, var olacak sonsuz sayıda yıldız barındırıyorsa, gündüz ve gece gökyüzünde yıldızsız bir alan kalmayacak demektir ve böyle bir durumda geceyle ile gündüzü etmek bile imkansız hale gelecektir. Hayır, hayır burada bir terslik var. Böyle olmamalı. Yani evren ya durağan olmamalı ya sonsuz olmamalı ya da ölümsüz. Diğer bir de işte ezeli ve ebedi olmamalı. Acaba hangisi doğru? Size doğru yaklaşan bir ambulansın sesini bilirsiniz. Önüne kattığı ses dalgalarını sıkıştırarak tiz bir sesle yaklaşır. Çalan sirenin notalarında hiçbir değişiklik olmamasına rağmen ambulans yanımızdan geçip gittiğinde artık daha geniş aralıklarla etrafa yayılan dalgalar sirenin sesinde ciddi bir fark yaratır. Fizikte buna etkisi deniyor. Duymuş olabileceğiniz başka bir isim Edwin Hubble. Aynı etkinin ışık içinde söz konusu olduğunu buldu. Galaksiler ve yıldızlar birbirinden uzaklaşırken yaydıkları ışıkların dalga aralıkları genişliyor. Bu da onları kızılımsı bir renkte görmemize neden oluyor. Bize doğru yaklaşanlardaysa durum tam tersi. Dalgalar sıklaşıyor, mavimsi bir renge bürünüyorlar. Amerikalı astronom Henrietta Leavitt 1900'lerin başında yıldızların uzaklıklarını doğru olarak hesaplamamıza imkan sağlayan çok önemli çalışmalar yaptı. Leavitt'in çalışmalarından yola çıkan Hubble tüm yıldızların birbirinden uzaklaşmakta olduğunu fark etti. Gökyüzünde görülebilen en uzak cisimler kızıla çalan ışıklar saçıyor. Samanyolu'nun ötesinde diğer galaksiler bizden giderek uzaklaşıyordu. bunun bu keşfi Belçikalı gökbilimci ve rahip George Lemerre'in e, evrenin tek bir noktadan doğduğu hipotezini destekliyordu. Yine de büyük patlamayı savunan bilimciler somut kanıtlara ihtiyaç duyuyordu. Böyle bir patlamayla muazzam miktarda radyasyonun açığa çıkacağını biliyorlar ve bunu görmek istiyorlardı. Yine de bu yıllarca mümkün olmadı. 1960'larda ise New Jersey'de Bell çalışan iki arkadaş kazara büyük bir iş başardı. Aşırı hassas bir radyo antenini parazitlenmeden temizlemeye çalışan bu iki bilim insanı ellerinden gelen her şeyi yapmış fakat belli belirsiz duyulan ve vızıltı yandıran gürültüden kurtulamamıştı. Üstelik bu ses her yönden geliyordu. Parazitten kurtulmak için her yolu denemişler hatta son çare antenin üzerine pisten güvercinleri haklamışlar. Evet güvercinleri güvercinlere yazık oldu ama yine de boş bir yere değil. Modern bilimin en büyük keşiflerinden biri uğruna öldüler. Arno Penzias ve Robert Wilson adlı bu iki bilim insanı bulgularını Princeton Üniversitesi'ndeki bir diğer fizik profesörüyle paylaştı. Sonuç yıllardır tahmin edilen şeyin doğru olduğunu kanıtlıyordu. Anten kozmik arka plan ışımasını algılamıştı. Duydukları gürültü bunun etkisiyle büyük patlama yapozunun son parçası ise ışık. Işığın bir hızı var. Güneşe baktığınızda onun ancak 8 dakika önceki ışığını görebiliyoruz. O halde 13,8 milyar yılı uzaktaki bir şeye baktığınızda o şeyin 13,8 milyar yıl önceki halini görüyoruz demektir. Radyasyon ya da dediğimiz şey evrenin oluştuğu andan bu yana varlığını sürdürüyor. Bugün yalnızca büyük patlamadan önce ortalıkta hiçbir şey olmadığını açıkça söylemekte kalmıyor. Evrendeki radyasyonu inceleyerek büyük patlamanın seyri hakkında önemli ipuçları elde ediyoruz. Ayrıca evrenin ilk zamanlarındaki kimyasal birleşiminin tam da tahmin ettiğimiz gibi olduğunu görüyoruz. Bol bol hidrojen, bol bol helyum ve birazcık da lityum. Periyodik cetvelin kalan kısmı yıldızların göbeğinde gürül gürül yanan fırınların kurulmasını beklemek zorundaydı. Biz izlemeye e, devam edeceğiz. Siz de bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Tamam mı? Evrenin geçmişini incelerken öyle ya da böyle bir yol kat ettik ne var ki evren bilimcilerin hala cevap bulamadığı sorular var. Örneğin evrende henüz göremediğimiz ya da bir türlü tespit edemediğimiz bir madde türü varmış gibi duruyor. Galaksilerin kütle çekimi bu maddenin etkisi altında sanki ama bu görebildiğimiz etkisi tabii. Kendisini daha ne gören var ne de duyan. Fizikçiler buna karanlık madde diyor. Fakat hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yine de evrenin tarihini ilişkin araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Keşfedilen her yeni şey hikayenin akışını değiştiriyor. Bundan 10 ya da 20 yıl sonra bugünkünden çok farklı bir manzara ile karşılaşabiliriz ve bu kötü bir şey değil. Her şeyi biliyor olmak sıkıcı olurdu herhalde. Daha keşfedilecek çok şey var. Ömrümüz oldukça daha pek çok inanılmaz keşfe tanıklık edeceğiz arkadaşlar. İster 2. Dünya Savaşı olsun ister Abraham Lincoln'un hayatı tüm tarih nihayetinde büyük patlamayla başlıyor. Evet belki ders kitaplarında 2. Dünya Savaşı'nda büyük patlamadan başlamak saçma olur ama tüm tarihi olayların başlangıç noktası olan büyük patlamayı tarihten saymamak emin olun trilyonlarca kat daha saçma olur. Büyük tarih dünya dediğimiz bu toz zerresi üzerinde yaşayan herkesin hepimizin hayatıyla bir biçimde ilintili din, dil ya da ırk farkı hiçbir şey ifade etmiyor. Bu hepimizin ortak hikayesi arkadaşlar görüşmek üzere